Evet, saygıdeğer dostlarım, değerli arkadaşlarım, merhabalar, herkese saygılar, selamlar. Gavak'tan, Havza Gavak arasından, Ladik tarafına doğru, Ladik tarafından diyelim, nereden derseniz deyin. Yani, buralarda arkadaşlar, kar yağışı, dedim yani demin, bir önceki videomda mesela, şeyi, ilerlere doğru ne olduğu belli olmaz, kar yağışı olabilir diye. Buralarda depelerde gözüküyor diye. O yüzden ilerlere doğru bakalım neler olur diye söylemiştim herhalde ben. Ki buradan da gördüğünüz üzere kar buralara atıştırmış arkadaşlar. Yüksek kesimler olduğu için buralara doğru her tarafı beyazlatmış, gelinliğini giymiş. Yani memleketimiz yavaş yavaş yılbaşı yaklaştıkça da arkadaşlar yeni yıla geçiş yaparken de böyle kar yağışı ile beraber bu mevsimi de atlatmış, güzelliğini yaşamış olacağız. Dünkü soğuğa göre ben illaki yağacak dediydim zaten. Yağacağı kesinleştiydi. Kar manzaralarıyla devam ediyoruz ama sis de var arkadaşlar. Şu çevreyi güzel bir görünüm olacaktı ama sisin olması işi biraz bozdu. Kar yağışı, sis, puz. Bununla beraber devam ediyoruz. Şöyle görüyorsunuz çam ağaçlarında. Bunlar da böyle yeşille beyaz bir araya geldiği zaman onun tonlaması daha güzel bir şey veriyor. Güzellik veriyor arkadaşlar. Burası ne diyordular buraya? Toptepe mi diyordular arkadaşlar? Yok. Toptepe aşağısı mıydı? Neyse o kadar bilmiyorum. Ladik sapağı burası sonuçta. Hatta kayak merkezi diyor. Bak 20 kilometre mi diyor? Evet, Ladik Akdağ Karadağ geçidiymiş. Rakım 900 diyor. Trafik kurallarına uyunuz, uymayanları değil uydurunuz diyor. Bu ne biçim bir şey ya? Evet, şu anda ince ince yağıyor arkadaşlar buraya aşağı kar. Şu andaki atıştırı yağan kar arkadaşlar. Şöyle vitesimi, hatta şöyle arabanın, yani size şimdi şeyden göstereceğim de arka taraftaki GoPro'dan buraları şöyle geniş açıdan biraz daha görün diye. Hiç GoPro'ya geçmeyeyim ben şu anda. Buraya aşağı yavaş yavaş iniyoruz arkadaşlar. Niye? Şu anda 0 derecede. Belli olmaz. Kaygan bir zemin olabilir buraya doğru. O yüzden yavaş yavaş gidelim bakalım. Vitesi düşürdüğüm için arkadaşlar biraz araç rötörlerde çektim bir iki diş ama fazla çekemiyorum. Yine de dikkatli gitmeye çalışıyorum rötörlerle. Arada freni yokluyorum. Niye? Yük arkalı çünkü arkadaşlar, çekici boşa dönüyor gibi oluyor bazen. O yüzden riskli. Vitesi de iki vites düşürdüğüm için araba kompresöre biniyor. O yüzden biraz uğultu yapabilir arkadaşlar sizlere. Evet, kar başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar başladı. Şöyle biraz GoPro'yu alayım ben buraya aşağı. Lapa lapa yağmaya başladı buraya aşağı.
yukarı aşağı lapa lapa yağmaya başladı. Hemşerim bana fazla yakın geçme. Bana fazla yakın geçme. Aşağılara indikçe yavaş yavaş sulu kar yağmaya başladı. Daha sonra da yağmura çevirecek herhalde. Şu anda görüyorsunuz camı zaten. Sulu sulu atıyor. Hemşerim az kendi yolundan gitti ha. Kendi yolundan git daha bize beri yanaşma yani. Şurada camda leke var arkadaşlar. Şurada da var. Dün akşam herhalde ileriki akşam herhalde o gemeyle uğraşırken, fareyle uğraşırken o camlara mamlara ben şöyle vurdum, ellerimi şöyle tutup da baktım da aşağı doğru içeride. Bu esnada herhalde oralarda leke kalmış. Buranın nere olduğunu artık tamamen çözdünüz arkadaşlar. Nere olduğunu söylemiyorum. Siz tahmin edin artık. Arkadaşlar ilaç içeceğim. Hap içeceğim için. Şöyle. Birkaç lokma bir şey atayım ağzıma dedim. Satılık tuğla fabrikası. Evet, buradaki tuğla fabrikasının da işi bitmiş anlaşılıyor.
be hemşerim. Niye geri geri geliyorsun ya? Döneceksin. Ha burada geçit var. Ha buradan geçebiliyorsun. Niye aşağı salıyorsun arabayı? Tehlike yaratıyorsun oraya doğru. Ey mübarek. Bu araba bu hallere düşecek araba mıydı ya? Bu araba bu hallere düşecek araba mıydı? Şuraya bak ya. Şurayı araba yükün pisliğinden, dengesizliğinden araba şurayı ıkına ıkına çıkıyor ya. Bu arabayla burada ben vites değiştirmiyordum bile. Yani araba kendisi vites değiştirmiyordu. Beni bırak. Bayrak gene yok gönlerde. Evet, Toptepe dedikleri yer burasıydı. Duzlama arabaları burada hazır kıta bekliyor arkadaşlar. Duzlama arabaları burada hazır kıta bekliyor. Aşağı yavaş yavaş iniyoruz arkadaşlar. Buralar kaygan oluyor. Hele de yükümüz zaten dengesiz olduğu için hepten sıkıntı risk taşıyor. O yüzden temkinli. Araban ne kadar iyi olursa olsun arkadaşlar, dikkat edeceksin. Arabam iyi diye arabaya güvenmeyeceksin. Fazla.
uçmuş adam bak. Arkadaşlar bakın. Bak, adam uçmuş oraya taksiyle, görüyor musunuz? Adam taksiyle oraya uçmuş. Dedim ya, kaygan diye buralar. Dikkat edeceğim buraya doğru. Riskli bölge buralar. Şimdi geçen de burada tırcı bir arkadaşımız kantara girememişti. Kantarın girişinden aşağı uçmuştu. Tırla. Buradan uçmuştu arkadaşlar. Şurası hemen. Burada parçaları duruyor zaten. Bak burada direkt mirek yıkılmış. Araba bizim istediğimiz gibi davranmıyor. Kendi istediği gibi davranıyor böyle yükle. Ne yapacağı belli olmaz yani. O yüzden dikkat edeceksin. Her zaman dikkat. Dartmadı bize arkadaşlar. Değişkeniz gösterdi. Yükümüz ağır olduğu için. Yükümüz ağır olduğu için ben kantardan çıkmadım onay almadan. Ne olur ne olmaz. Camı indirdim, korna çaldım. Dedim oradan devam et demeden gitmeyeyim. Yapacak bir şey yok. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra arkamızdan ceza itelemesinler bize. Taksinin üstünde kar. Dökmemiş, onu da almış da götürüyor adam ya. Dökmemiş, onu da almış da götürüyor.